Herkese iyi geceler arkadaşlar. İyi geceler diyorum sanki of saat şu anda gecenin 2.30. Biraz daha o zaman sesimizi kısık tutaraktan fazla bağırmadan heyecan yapmadan anlatalım. Az önce forumlarda bir abimiz şey sormuş. Ya ben kek mi kullanayım fondön şeker mi? Hangisini nerede nasıl kullanacağım falan diye. Burada bir karışıklık var arkadaşlar. Yani beslemeyle ilgili kafalar çok karışık. Özellikle yeni başlayanlar bayağı bir ya o mu bu mu bir sürü şey var. Abi hangisi kullanacağım? Haklı adam tabii. Önüne gelen bir şey çıkarmış. Şimdi o zaman sakinleşeceğiz. Biraz daha kendi içimize böyle döneceğiz. Ve diyeceğiz biz ne yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar biz besleme yapacağız değil mi? Doğal olan arının gıdası nedir normalde? Yani nektar ve baldır değil mi? O zaman biz bu arılara beslemek için önce bal tedarik etmemiz lazım. Bal arıyor olmamız lazım. Ucuz bal bulabiliyorsanız ucuz bal verirsiniz. Bu nedir? Ayçiçek balıdır. Şimdi kış beslemesi için konuşalım. Yani eğer kış beslemesi için elinizde bal varsa, ucuz bal varsa, böyle bir imkanınız varsa daha ne istiyorsunuz? Hiçbir şeye gerek yok. Verirsiniz balı arı uçar gider bitti. Yani Allah der yani. Zaten kendi stoklaması gereken maddeyi siz ona direkt veriyorsunuz. En güzeli. Ha, bal pahalıdır, elinizde yoktur falan filan. Tabii ki normal. Ne yapıyoruz o zaman? En doğal ve en ucuz besleme şekli arkadaşlar kek falan değil. En ucuz şekli toz şekerden yapılma şuruplar. Kışın iki kış beslemesi için özellikle kış beslemesi için iki şeker bir su şeklinde hazırlarsınız verirsiniz yine Allah der. Şimdi durum böyleyken peki kek ne? Şimdi arkadaşlar kek tabii katı beslemeye giriyor. Ama kış için normal şartlarda bir besleme aparatı değildir kek dediğimiz hadise. Bunu her zaman söylüyorum. Kek dediğimiz konu normalde erken ilkbaharda arı uyandığı zaman bir dışarıdan nektar geliyor havasını estirebilmek için, arıyı yumurtlatmayı teşvik için böyle en fazla yarım kilo kadar o bile çok. 300-400 gram kadar bir verirsiniz. 1 kilo 2'ye 3'e bölseniz de olur. 3 tane arıya verirsiniz. Yeter. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ondan sonra da sıvı beslemeye geçersiniz. Bir daha bu arı kek yüzü görmesin. Çünkü kek hem pahalı, ekonomik değil. Hem de sizi arıyı yorar arkadaşlar. Kemirip kemirip duruyor. Kemirip niye bu kadar hareketli duruyor bu hayvan? Ya şurup yapsanız da. Ayrıca kış için kış beslemelerinde kek gerçekten arıyı yoruyor. Yani rahat girmesi gereken, genç bir nüfusla girmesi gereken, ömrü daha diri olarak kışa girmesi gereken hayvana veriyorsunuz kilolarca kemireceğim diye o ömründen yiyor. Bırakın kışa rahat değilsin ya. Şurup varken insan kek niye verir? Anca şu olabilir arkadaşlar. Yani bakmış ki ya işte ya ben arayı ne yaptım besleme çok az gelmiş ya. Şimdi şurubu vereceğim ama memleketime geri döneceğim. Veyahut da geldim arılara baktım geri dönmem gerekiyor. Bir daha verecek kimse de yok. Şimdi bu zor durumu, bu kriz durumudur. Araya bir kilo, arı bütün şurupluğunu doldurur, verir. Ya üzerinden idare et artık der, bir kilo da kek koyar. Bak olur mu? Olur. Ama zor durumdur yani. Zor durum kaçamağıdır aslında. Yani o yüzden sağlıklı hallerde kek verilmez. Bu iki keredeki dört. Peki, keki anlattık. Abi fondön şeker mi? Şimdi fondön şeker de bir katı besleme şekli. Ama böyle hazır keklerdeki gibi içinde o mu var bu mu var falan diye düşünmeyin. Çünkü sade şekerin koyu hale getirilmiş hali. Anlatabildim mi? Şekerin bildiğiniz toz şekerden yapılma. Öyle diyeyim size. İçine bir parça şey ne derler ya limon tuzu falan atıyorlar. Onunla kaynatıyorlar. İşte şekerin içerisinde onu atıp şey yapıyor. Suyla kaynatıyorlar. Soğuduğu zaman böyle katı hal alıyor. Al sana fondön şeker. Yani dediğim gibi kek, normalde keki az önce anlattığım şartlarda nerede kullanacaksan fondön şekeri de orada kullanıyorsun. Onun dışında arkadaşlar katı besleme yapılmaz. Yok ben katı besleme verdim de arayı yumurtlatmaya teşvik ediyorum. Ya polen kaynakları bitmiş sen araya fondön şekerle zannediyorsun ki yavru attıracaksın. Yavru attırmayın tek başına fondön şekerler, kekler, mekler yavru falan attırmaz arkadaşlar. Neyse bu başka bir konu. Ama dediğim gibi besleme şekli böyle. Mantalitede sıralama şöyle gider. Bal, şurup, zor durumlarda kek veya fondön şeker. Besleme açısından
Yani koyu beslemenin gerektiği yerlerde hangisi? Tabii ki fondöten şeker. Şimdi sizin verdiğiniz keklerde ne var içerisinde? Yani proteini deniyor ama işte soya unu bilmem ne falan filan. Ya ne ilgisi var? Saçma sapan şeyler koyuyorlar içerisine. Şimdi araya bir de şunu söyleyeyim. Ben kek falan vermiyorum araya. Çok zor durumda kalmayınca. Normal şartlarda vermiyorum. Araya kek verip yumurtlatmak için kek vereceksem polen keki yapıyorum arkadaşlar. Polen keki yavru attırır. Polen keki dediğiniz şey, yani bildiğiniz poleni bir parça balla karıştırıyorum. Yani onu macun haline getirip araya onu veriyorum. Allah diyorlar yani. Öyle bir yiyorlu güzel yiyorlar ki. Şimdi arkadaşlar durum bundan ibaret. Yani kesinlikle kafanızı karıştırmayın. Keki öyle bol aralığınıza alayım, kekle besleyeyim falan diye düşünmeyin. Hiç o kanallara girmeyin. Besleyebildiğiniz kadar sıvı besleme. Dediğim gibi erkenlik baharda da yarın köye kadar kek verirsiniz. Bir de sene içerisinde çok zor durumda kaldıysanız az bir şey kek yine verebilirsiniz. Veya fondöten şeker tavsiye ederim kek yerine. Fondöten şeker tavsiye ederim. Ha, arının yavrulamayı teşvik etmek için belli zamanlarda eğer araya destek, polen desteği sağlamak istiyorsanız da polen keki yapar verirsiniz. Anlatabildim mi? Arkadaşlar durum bu kadar basit. Başka hiç aklınızı bulandırmayın. Şimdi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı geceler.